Değerli misafirler, şu anda Balıkesir'den gelen kardeşlerimiz genel başkanımıza zeytin dalı ve zeytin yağı ikram ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının ikinci yasama yılı 8. bileşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Kendilerini arz ediyorum. Balıkesir Edremit Kadın Platformu aramızda. Hoş geldiniz. Antalya Manavgat ilçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz aramızda. Arnavutköy Cebevi Başkanı ve Yönetim Kurulu aramızda. Hoş geldiniz. Aydın Didim ilçe başkanımız ve ilçe yönetimi aramızda. Hoş geldiniz. Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Edirne Halsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Edirne İl Başkanımız Fevzi Pekcanlı, Edirne Süloğlu Mehmet Orman Kıran aramızda. Hoş geldiniz. Edirne Uzun Köprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Hatay Samandağ Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkanı Doktor Nevzat Aslan, İzmir Çiğli İlçe Başkanımız ve İlçe Yönetimimiz, İzmir Foça İlçe Başkanımız, İlçe Yöneticilerimiz, İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş aramızda. Hoş geldiniz. Mersin, Tarsus eski ilçe başkanlarımız ve partililerimiz aramızda. Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı aramızda. Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı aramızda. Tekirdağ Süleymanpaşa Hayranbolu Çorlu'dan partililer aramızda. Tokat Ataköy Belediye Başkanı Sermet Durmuş. Tokat Gölgeli Belediye Başkanı İbrahim Karahan. Tokat Görümlü Belediye Başkanı Erdoğan Çopan, Tokat Zile İlçe Başkanımız Ali Rıza Bozdemir ve ilçe yönetimi aramızda. Hoş geldiniz. Tunceli İl Başkanımız Yılmaz Çelik aramızda. Tunceli Nazmiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızı Çiçek aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Zonguldak Çatalazı Belediye Başkanı Adnan Akgün aramızda. Hoş geldiniz. Kars Demokratları Federasyonları yönetimleri, Kızıldere Belediye Başkanı Servet Durmuş aramızda. Hoş geldiniz. Erzurum Şenkaya Beşpınar Dernek Başkanı ve yöneticileri, hoş geldiniz. Antalya İl Başkanı ve yöneticileri, Kemer Belediye Başkanı aramızda. Hoş geldiniz. Adana İmamoğlu İlçe Örgütü, Kozan Balkan Türkleri, Bahçeşehirliler Derneği Başkanı, Niksar İlçe Başkanı aramızda. Hoş geldiniz. Gebze Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma Derneği, Gebze Yavuz Selim Yardımlaşma Derneği, Gebze Ransal Dönüşümle Mücadele Platformu aramızda. Hoş geldiniz. Yozgat Merkez İlçe Başkanı, Aydın İl Yönetimi Kurulu üyeleri, Didim İlçe Başkanı ve yönetimi, hoş geldiniz. Van İl Başkanı Mehmet Karakurtlu ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. CHP İzmir Gençlik Kolları yöneticileri ve üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Adana, Kozan, Ceyhan ve Karabaş Gençlik Kolları aramızda. Hoş geldiniz. Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez ve Şube Yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. İzmir Bal Göç Genel Başkanı, hoş geldiniz. Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrı Buyurdu, hoş geldiniz. Tüm Belsen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, İzmir Bayraklı İlçe Başkanı, İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. İzmir Dikili Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Yozgat Bağatan Örgütü, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Mücahit Dede Eğitim İş MYK üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Dünya Yörük Türkmenleri Birliği Federasyonu, Antalya Akdeniz Yörük Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Akdeniz Yörükler Federasyonu yöneticileri, Karacakuri Türkmenleri Derneği yöneticileri,
Konya Selçuklu Yörük Türkmenleri Derneği yöneticileri, hoş geldiniz. Çoban Kemer İlçe Başkanı, Antalya Bordurlar Derneği, tüm Yerelsen Antalya Şubesi, hoş geldiniz. Bursa İlçe Başkanı Sayın Kasım Akdağ, hoş geldiniz. Engelliler Hakları Koruma Derneği, hoş geldiniz. Konak Belediye Başkanı, Ağrı İl Başkanı, hoş geldiniz. Tokat İli Dernekler Federasyonu, hoş geldiniz. Tunceli Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızı Çiçek, Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, hoş geldiniz. Sivas Şarlıkışla Kavak Köylü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve yöneticileri aramızda, hoş geldiniz. Kırklareri İlçe ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda, hoş geldiniz. Etimesut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Etimesut Kadın Kolları CHP birlikten Fatoş Tatar aramızda, hoş geldiniz. Ardahan İri Hanak İlçesi aramızda, hoş geldiniz. İstanbul Maltepe'den Özkan Yılmaz ve arkadaşları aramızda. CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu aramızda, hoş geldiniz. İbrahim Aslan Ağrı İl Başkanı, hoş geldiniz. Kırşehir Merkez İlçe Başkanları Metin Akbaş, hoş geldiniz. Almanya Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Örgütü temsilcileri, hoş geldiniz. Tokat Zile İlçe Başkanı, hoş geldiniz. Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı, hoş geldiniz. Diğer bütün adlarını saydıklarımız, saymadıklarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'nin aydınlık yüzüne yüzü dönenler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Benim umudum bu ülkenin gençleri, aydınlık gençleri. Hoş geldiniz. Güneşli günler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elbette ki motorları maviliklere süreceğiz. Elbette ki bu ülkeye adalet gelinceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Elbette ki gençlerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Ecevit'in 12. ölüm yıl dönümünü kutladık. Daha doğrusu andık kendisini, saygıyla, sevgiyle andık. Dolayısıyla bir şair olan, bir yazar olan, bir düşünür insanı olan ve aynı zamanda güzel bir siyasetçi olan, saygın bir siyasetçi olan Bülent Ecevit'i anmak hepimizin temel görevlerinden birisidir. O bütün varlığını Türk halkına adamış bir kişidir. O bütün düşüncesiyle, eylemleriyle çağdaş bir Türkiye inşa etmek için mücadele eden en önemli siyasi aktörlerden birisidir. Ve o ister Türkiye'de olsun, ister Türkiye dışında olsun, soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak için her türlü kararı hiç kimseye danışmadan, kimseye boyun eğmeden, kimseden izin almadan yerine getiren bir kişidir. Çünkü o Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ilkelerini içselleştirmiş bir kişidir.
Ve o Kıbrıs'ta soydaşlarımız katledilirken Kıbrıs'a gidip barışı sağlayan liderdir. O bir mücadele insanıdır aynı zamanda. Ve o dönem dönem geldi, eleştirildi, milliyetçi değildir diye. Ama hiç kimsenin en ufak bir endişesi daha yoktur bugün. 81 milyon Türkiye'de hiç kimsenin en ufak bir endişesi yoktur. O milliyetçiliği ayrımcılık olarak görmedi. O milliyetçiliği ırkçılık olarak görmedi. O milliyetçiliği kendi ülkesinin insanlarının çıkarını korumak için, onun için mücadele gerekir dedi ve onun milliyetçilik anlayışı öyleydi. Kıbrıs'a çıktığında engel oldular. Ambargo uygulandı. Ama o hiçbir şeye boyun eğmedi. Onun milliyetçilik anlayışı Akdeniz'in sularında Kıbrıs'taki beş parmak dağlarında yazılıdır. Onun milliyetçilik anlayışı Afyon tarlalarındaki milliyetçilik anlayışıdır. Hiç kimseye gitmedi, özür dilemedi. Onlarla asla ve asla at pazarlığı dahi yapmadım. Irak'ın Amerikalılar tarafından işgal edilmesi veya müdahale edilmesine her seferinde onurluca karşı çıktı ve asla doğru bulmadı. Eğer bugün Orta Doğu'da yaşanan bu derin dramlar varsa 16 yıldır iktidar olanların yol açtığı dramlardır. Bunu da hiç kimsenin unutmaması lazım. Tabii güzel olaylar olmuyor mu Türkiye'de? Elbette oluyor. Ampute milli takımımız dünya ikincisi oldu. Gerçekten de yürekten kutluyorum onları. Dünya ikincisi. Meksika'yı 4-0 yendiler ama sonra finalde penaltıda bekledikleri başarıyı sağlayamadılar ve dünya ikincisi oldular. Kaptan Osman Çakmak diyor ki ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı hakkını helal etsin diyor. Penaltıyı kaçırdığı için. Sevgili kaptan, hepimiz sana hakkımızı helal ediyoruz. Sen bu ülke için mücadele ediyorsun. Yeri geldi ayağın olmadı, yeri geldi elin olmadı, yeri geldi gözün olmadı, yeri geldi bedeninden bir parçayı bu ülke için verdin. Dolayısıyla bu ülkenin 81 milyonunun hakkı sana helaldir. Sen bize hakkını helal et Osman kaptan. Efendim sık sık adaletten bahsederiz. Adalet için yürüyüş yaptık. Adalet insan olmanın gereğidir. Hak aramanın gereğidir. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız size birilerinin hakkınızı teslim etmesi lazım. Eğer adalet dediğiniz kavramı yıpratırsanız o zaman devleti çökertirsiniz. Çünkü adalet mülkün yani devletin temelidir. O nedenle ünlü bir düşünür, dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diyor. Onun içindir ki adalet bütün dünyayı ayakta tutan temel kavramlardan birisidir. Ve kainatın da kendi içinde bir adaleti vardır. Kainatın da kendi içinde bir döngüsü vardır. Ama biz kendi ülkemizde adaleti aramak zorundayız. İnsanımızın beklediği adaleti ona teslim etmek zorundayız. Adaleti dağıtacak olanların yani hakimlerin adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğüne göre ve vicdanlarına göre karar vermeleri gerekir. Eğri ile doğruyu oturup ayrıştırmaları gerekir. Bir başka güce teslim olmamaları gerekir. Adaleti dağıtan kişi kendi vicdanının ötesinde, hukukun üstünlüğünün ötesinde bir güce teslim olmuşsa adalet dağıtmaz, gücün iradesini dağıtmış olur. O nedenle adalet kavramı üzerinde hepimizin dikkatle durması ve adaletin de yıpranmaması için dikkatlice bir politika izlemesi lazım. Bunu şunun için anlatıyorum değerli arkadaşlarım. Bir uyuşturucu baronu daha önce gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. Ergenekon balyoz dönemi sırasında bu uyuşturucu baronu gizli tanıktı. Zekeriya Öz bunu getirmişti.
Sen şu ifadeleri şunlar için ver demişti ve gizli tanık. Sonra onun kumpas olduğu çıktı ortaya. Ve bu uyuşturucu baronu tekrar uyuşturucudan ötürü gözaltına alındı. Ve mahkemeye çıktı, duruşma sonunda tutuklandı. Ama bir süre sonra bu uyuşturucu baronu serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Değerli arkadaşlarım, niye serbest bırakıldı? Tahliyeyi veren hakim şunu söylüyor. İktidar partisinden eski bir milletvekili beni defalarca sürekli aradı diyor. Tahliye edilmesi yönünde baskı yaptı bana diyor. Ve devletin bu konuda bir duyarlı olduğunu söylüyor. Devlet bu konuda duyarlı. Devletin duyarlılığını ben biliyorum. O devletin kimin devleti olduğunu da ben gayet iyi biliyorum. O devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hançerleyen devlettir. O devlet Ergenekon balyozu yaratan devlettir. Ve bugünkü iktidarın da o devlete hizmet ettiğini biz gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık. Darbe girişimini de unutmadık. Gizli tanık neymiş? Devlet koruyormuş. Hakime baskı, serbest bıraktı ya. Hakim serbest bırakıyor. Sonra savcı itiraz ediyor. Yeniden tutuklama kararı çıkıyor. Ne bu uyuşturucu baronunu bulabiliyorsun ne de üç adamını. Sırra kadem bastılar. Hepsi gitti. Bu mudur adalet? Bir daha soruyorum. Bu mudur adalet? Bu adaleti yaratan kişi, bu adaleti yaratan kişi şimdi sarayda oturan kişidir. Böyle bir adaleti Türkiye'nin başına musallat eden kişi sarayda oturan kişidir. Yargıya doğrudan doğruya talimat verip istediğini hapsettirip istediğini serbest bırakan kişi sarayda oturan kişidir. O nedenle yargı böyle bir açmazla karşı karşıya. Bir de yargının başka bir cephesi var. İddianamesi dahi olmayan, iddianame yok. Osman Kavala bir sivil toplum örgütünde çalışıyor. İddianame yok. Bir yıldır tek kişilik bir odada. Bir yıldır. Neymiş? Anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan içeride. İddianame olmadığı için mahkemede hakimin de önüne çıkamıyor. Bunun için acaba içeriden birisinin gene telefon mu etmesi lazım? Bir dolar baronunun araya, affedersin dolar baronu dedim o ayrı, bir uyuşturucu baronu artı dolar baronunun araya girmesi mi lazım? Birinin yine hakime talimat mı vermesi lazım? Bu hakimlerde din ve vicdan yok mu? Hukukun üstünlüğü kavramı yok mu? Bir yıldır tek kişilik odada esir gibi tutuluyor. Eren Erdem aynı şekilde. Efendim yurt dışına kaçacak diye tutukluyorlar. Yurt dışına kaçacak diye. Eren Erdem FETÖ dolayısıyla kitap yazmış. O hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu bütün dünyaya duyurmuş. Dokunulmazlığı kalktığı zaman da defalarca yurt dışına gidip gelmiş bir kişi. Peki nasıl oluyor da Eren Erdem kaçacak diye içeride, uyuşturucu baronu dışarıda? Bu mudur adalet? Bu adaleti ve bu adalet anlayışını özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımın vicdanına teslim ediyorum. Vicdanına. Başka bir şey demiyorum. Gizli tanık. Orada da bir gizli tanık var. Eren Erdem olayında da bir gizli tanık var. Gizli tanık şunu söylüyor. Önce bir mesaj atıyor. Diyor ki bana Turgay Uğur vasıtasıyla ulaştılar. Vergi borçlarımı kapatacaklar. Senin hakkında bazı suçlamalar yapmamı istiyorlar diyor. Kime söylüyor? Eren Erdem'e attığı bir mesajda söylüyor. Yani beni gizli tanık olarak buldular. Senin aleyhine konuşursam benim bütün vergi borçlarımı kapatacaklar diyor. Bu savcı, yani bu baskıyı yapan, eğer savcıysa o savcının derhal görevden alınması lazım. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunun gereğini yapması lazım. Sonra bu gizli tanık geliyor mahkemede, diyor ki Eren Erdem aleyhine ifade vermem istendi.
İfade verirken psikolojim bozuktu, intiharın eşiğindeydim. Ne olması lazım? Serbest bırakılması lazım. Bir yargıç diyor ki serbest bırakın, ikisi hayır tutuklanması lazım diyor. Ve 7 Ocağı kadar yine tek kişilik bir odada Erener'den bekleyecek. Adaleti bekleyecek. O nedenle adalete güven sarsılıyor. Adalete olan güvenin sarsılmasına kaynaklık eden, adaleti dağıtan hakimlerdir. Başkaları değil. Onların dik ve onurlu durmaları lazım. Yine aynı şekilde avukatlar, avukatları aldılar, tutukladılar. Bir süre sonra dediler ki ya tamam, serbest bıraktık sizi. Gecenin yarısında yolun kenarına bıraktılar. Onlar o gece sabaha karşı evlerine gitti. Ertesi gün savcı itiraz etti. Avukatlar için tekrar tutuklama kararı çıktı, kaçarlar diye. Avukatlar kendileri gittiler. Buyurun biz geldik, tutukluyorsanız buyurun tutuklayın dediler. Adalete bakın, anlayışa bakın. Aynı şekilde Berkin Elvan'ın cenazesine katıldı diye,11 aydır bir öğrencimiz içeride. Berkay Ustabaş. O da kendisi gidiyor. Çağırıyorlar gidiyor, kaçacak hali yok. Zaten öğrenci. Bu da içeride. Niçin? Uyuşturucu baronu değil. Niçin? Arkasında Trump gibi bir adam yok. Niçin? Merkel gibi bir adam da yok. Niçin? Dolarları yok. Niçin? İktidarda dayısı yok. Parası yok. Satın alacağı adam yok. FETÖ borsasına dahil olacak parası yok. Ve içeride. Aynı şekilde Sise Bingöl. 85 yaşında bir kadın. 85 yaşında. Adını bilmiyor. Tansiyonu var. Bir de raporu var. Cezaevinde kalamaz raporu var. Ama içeride. Dışarı çıkarmıyorlar. Niçin? Bunun da parası yok, pulu yok. Doları yok. Dayısı yok, akrabası yok. Dolayısıyla o da içeride. Değerli arkadaşlarım, bunlar adalet dediğimiz kavramı yıpratan olaylardır. Adaletin kendisine gelmesi lazım. Hakimlerin, hakimler, savcılar, yüksek kurulunun kendisine gelmesi lazım. Bu kadar haksız uygulamalara yol açan yargıçların o görevden alınması lazım. Erdoğan'ın isteğini yapmadı diye hakimi görevden alıyorsun. Sürüyorsun, adaletin içini boşaltan adamı yükseltiyorsun. Hakimler, savcılar kurulunun adalete eğer saygı duyuyorsa gereğini yapması lazım. Tabii adalet çökünce ne olur? İktidardaki siyaset de çöker. İktidardaki siyaset de çöker. Nasıl? Kaşıkçı cinayeti. Adamlar program yaptılar. Program yaptılar. Kaşıkçıyı nasıl öldüreceklerini programladılar. Suudi Arabistan'dan geldi katiller. Uçaklarla geldiler. Otellere yerleştiler. 2 gün sonra gelecek dediler. Kurban gelecek. 2 gün sonra gitti ve öldürüldü. Cesedi parçalandı. Şimdi nerede olduğu belli değil. Suudi Arabistan'da mı? Kimyasal bir eriyik içinde yok mu edildi? Bilemiyoruz. Ama bu işi yapan bütün uzmanlar geldiler. Ellerini kollarını sallayarak da yurt dışına çıktılar. Konsolos dahil. Başkonsolos dahil. Değerli arkadaşlarım. Böylece siyasetin çöktüğünü, siyasetin adalete gölge düşürdüğünü bir kez daha görmüş olduk. Katiller gelecek. Cinayeti işleyecek. Bundan iktidar sahiplerinin haberi olacak. Ses kayıtları olacak. Bir iddiaya göre ayrıca görüntü kayıtları olacak. Nasıl öldürüldüğü, parçalandığı ifade edilecek. Ama katillerin gitmesine izin verilecek. Niçin? Niçin izin veriliyor katillerin gitmesine? Hangi gerekçeyle izin veriliyor? Papaz nasıl yurt dışına gittiyse katiller de öyle yurt dışına gitti. Bunu hiç kimse unutmasın. Papaz nasıl gitti? Ne diyordu Erdoğan? Bu fakir bu görevde olduğu sürece o papazı benden alamazsın diyordu. Papaz uçtu, beyefendi sarayda. Papaz gitti. Beyefendi yerinde. Katiller de gitti. Hiç değilse papaz katil değildi. Ama 15 kişilik katil ordusu geldi. Cinayeti işlediler.
Bir gazeteci öldürdüler. Ellerini kollarını sallayarak iktidarın gözetiminde. VIP'den çıkıp gittiler. Ve sonra sen kalkacaksın, bana bu ülkede adalet var diyeceksin. Adalet yok. Siyaset de, iktidardaki siyaset de çürüdü. Niçin yapıyor bunları? Niçin yapıyor? Değerli arkadaşlarım, uluslararası sözleşmelerin bize verdiği, yani her devlete verdiği hakkı bir iktidar kullanmasa ne arkasında ne ararsınız? Uluslararası hukukun bize verdiği hakkı, yani konsoloslukların dokunulmazlığı yok, cinayet işlenirse tutuklanır, bitti bu kadar. Etrafı sarılır, bitti bu kadar. Geçmişte yapılmış mı? Yapılmış. Örneği var mı? Var. Dünyada örneği var mı? Dünyada da örneği var. Niye serbest bırakıldı? Hangi gerekçeyle serbest bırakıldı? Ben hangi gerekçeyle sen bunları serbest bıraktın Erdoğan dediğimde, onun sözcüsü diyor ki Kılıçdaroğlu Kaşıkçı olayını kapatmaya çalışıyor. Pes yani. Pes yani vallahi. Mizah bile, mizah dergileri bile. Zaytun haberi mi dedim acaba ben? Vallahi. İnanamadım öncelikle. Katilleri Suudi Krallığı'nın isteği üzerine serbest bırakıldı. Bir daha söylüyorum. Erdoğan ve ekibi katilleri Suudi Krallığı'nın isteği üzerine serbest bıraktı. Ve gittiler. Katillere göz yumanlar. Katillere göz yumanlar. Katillerin ellerini kollarını sallayarak Türkiye'den çıkmasına imkan verenler cinayet ortağıdırlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Diyor ki olayı fazla deşelemeden diyor bu işi halledecek diyor Erdoğan. Kim? Danışmanı söylüyor. Şimdi yazı yazağa getirmişler fazla yazmayın diye. Olayı fazla deşelemeden ne demektir? Bu olayı nasıl kapatırız demektir. Suudi Krallığı'nın gönlünü nasıl hoş tutarız demektir. Olayı fazla deşelemeden. Merkel'e teslim oldun. Macron'a teslim oldun. Trump'a teslim oldun. Suudi Krallığı'na da teslim oldun. Yani sen dünya lideriydin. Nasıl bir dünya lideri bu? Oyuncak lider. Herkesin tokat vurup sonuç aldığı lider. Böyle liderlik mi olur? Ben senin şahsına bir şey söylemiyorum. Beni üzen Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını yerlerde süründürmendir. Beni üzen bu. Bakın. Yine tabi Allah konuşturuyor. Herhalde büyük bir ihtimalle prompter'a bakmadan konuşuyor. Bir açıklama yapmış. Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik. Yani itiraf ediyor. Bütün cinayet belgelerini Suudilere verdik diyor. Onlar bunları görünce şaşırıyorlar. Kendisi şaşırmamış. Cinayet işlenmiş, şaşırmamış ama Suudiler şaşırıyor. Aslında fail belli. Ben de biliyorum, fail belli. Cinayete ortak olanlar belli. İzin verenler belli. Talimatı verenler de belli. Yani Suudi Arabistan'dan bir siyasal yetkili talimat vermese 15 kişilik cinayet ekibi buraya mı gelir? Hepsi de kamu görevlisi. Birileri talimat vermiştir. Peki bu 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Ben de biliyorum kim verdi, sen de biliyorsun kim verdi. Elimizde başka bilgi belge değil. Belge yok değil, var. Elimizde başka bilgi belge yok değil, var diyor. Yani henüz daha Suudilere vermediği bazı bilgiler de var. Ne demektir? Sen bu cinayeti biliyordun. Bu gazetecinin nasıl öldürüldüğünü biliyordun. Elinde belgeler vardı. Elinde bilgiler vardı. Henüz daha bunların büyük bir kısmı açıklanmamış. Peki kardeşim, sen bu katilleri niye serbest bıraktın? Adalet Bakanlığı'nı niye devre dışı tuttun? Dışişleri Bakanlığı'nı niye devre dışı tuttun? Cumhurbaşkanlığı makamını niye devre dışı tuttun? Neden bunlar görev yapmadılar? Değerli arkadaşlarım, bir soru daha var. Kaşıkçı cinayeti için Türkiye neden seçildi? Niye başka bir ülke değil de Türkiye'ye git dediler?
Türkiye'de İstanbul'daki başkonsolosluğa başvur dediler. Neden? Bir sürü yer var. Niye Türkiye? Ve hangi gerekçeyle Türkiye'yi önerdiler? Çünkü şunu çok iyi biliyorlardı. Erdoğan avuçlarının içinde, her dediklerini yaptırabilirler. Sen git orada bu gazeteciyi öldür. Hiç meraklanma, tamamını biz tekrar Suudi Arabistan'a götürürüz. Başka hiçbir, başka hiçbir neden yok. Teslim alınan bir cumhurbaşkanı, sözde cumhurbaşkanı var, teslim alınan. Teslim alanlarda kesinlikle bölgenin egemen güçleri, dünyanın egemen güçleri, yok edilmesi gereken bir gazeteci var ve yok edilmesi gereken yerde İstanbul, yani Türkiye. Çünkü Erdoğan teslim alınmış vaziyette. Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkeyi yöneten kişi egemen güçler tarafından teslim alınmışsa o ülkenin itibarı yerlerdedir. Diyeceksiniz ki nasıl teslim alındı? Ben hep örnek veririm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi vardır. Siyasal bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Siyasal bağımsızlığın özü nedir? Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında özgürce ve bağımsız yaşamak isterim. Bu siyasal bağımsızlıktır. İkincisi, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız der. O da ekonomik bağımsızlıktır. Yani mali bağımsızlıktır. Şimdi Türkiye'nin mali bağımsızlığı büyük ölçüde egemen güçlerin eline geçmiş vaziyette. Siyasi bağımsızlığı var ama ekonomik bağımsızlığı birilerinin elinde. Örnek mi? Buyurun tarıma bakın. Saman ithal eden bir ülke. Nohut, mercimek hepsi var bizde. Canlı hayvan, et, ne derseniz. Tükettiğimiz ne varsa batıdan geliyor. Batının egemen güçleri 81 milyonu biz besleyeceğiz diye kavga ediyorlar. Sadece et konusunda Avrupa Birliği'nde dünya birincisiyiz. Et ithalatında, canlı hayvanı bıraktım. Et ithalatında Avrupa Birliği'nde dünya birincisiyiz. 97.207 ton kırmızı et ithal ettik. Beslenmek için. Sanayide aynı şekilde. Dışarıdan ham madde gelmese üretim yapamıyorsunuz. Ve daha da önemlisi, borçlanarak eğer büyümeyi hedef almışsanız, borçlanarak, dolayısıyla egemen güçlerin adım adım bilinçli bir şekilde tuzağına düşmüş olursunuz. Ve Türkiye borç tuzağı içindedir şu anda. Duyun umumiye kurulmadı ama şu anda egemen güçlerin talimat verip sonuç aldıkları bir sürecin içindeyiz. Türkiye böyledir. Örnek, AK Partili kardeşlerim de dinlesinler örneği. Faiz yükselsin diyen kimdi? Batı'nın egemen güçleri. Faiz yükselmesin diyen kimdi? Erdoğan. Peki soru, faiz yükseldi mi yükselmedi mi? Yükseldi. Ne kadar yükseldi? Onların beklentilerine uygun. Tam 3 kat. Tam 3 kat faizi yükselttiler. Tam 3 kat. O zaman şu soru çok önemli. Türkiye'yi Batı'nın egemen güçleri mi yönetiyor? Sarayda oturan zat mı yönetiyor? Bunu AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı aşama aşama elinden alınıyor. Aşama aşama. Ve onların talimatlarına göre gereği yapılıyor. Bir gazeteci içeride telefon ediyor, serbest bırak. Bir gecede iddianame hazırlanıyor. Bir gecede. Ertesi gün mahkemeye çıkarılıyor ve birkaç saat içinde tahliye edilip Almanya'ya gidiyor. Bu güç ne gücüdür? Para gücüdür. Yani teslim alma gücüdür. Papazı bırakmayacağım diyordu. Bu can bu tende kaldığı sürece papazı bırakmayacağım diyordu. Ne oldu? Önce papazın bırakılacağını onlar açıkladılar. Macron telefon etti. Tak bıraktılar. En son Suudiler telefon etti. Suudi kralı. Bir değil 15 katili ve başkonsolosu bize getirdi ya. Niye büyükelçiyi çekemiyor?
Madem bu ülkede cinayet işlendi ve sen madem ki katilleri Türkiye'ye istiyorsun, neden Suudi Büyükelçisini Türkiye'ye çağırmıyorsun? Bırak, benim ülkemde cinayet işlenmez, ya bana katilleri teslim edersin veya ben büyükelçimi göndermem. Diyebilir mi? Diyemez. Neden? Para teslim aldı, para. Para teslim aldı. Batı'nın egemen güçleri teslim aldılar. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla bütün bu gençleri bilmemiz, bütün bu gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Bakın bir şey daha. Sayın Berat Albayrak, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan, atama yani müsteşar, bizim bildiğimiz müsteşar, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken kendi bütçesi şu açıklamayı yapıyor. Dış güçlerden saldırı olduğunu söylüyor. Saldırılar pazar günü yabancı bir ülkenin başkentinde toplanıp planlandı. Saldırılar pazar günü toplanıyorlar bir ülkenin başkentinde, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı yapmaya karar veriyorlar. 10 Ağustos'a yönelik finansal spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı diyor. Ama yani başarılı olamadılar. Önce 7,5 bandı kırılıp 6'lara 2 ay boyunca kur seviyesini bu noktaya taşımıştır. Eylül sonu kuru 5.90 küsürdür diyor. Arkadaşlarıma dedim, hemen derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi ülkenin başkentinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir operasyon, bir mali operasyon yapılıyorsa bunu biz bilelim. Ve biz o ülkeye karşı ne yapılması gerekiyorsa millet olarak topyekun birlikte yapalım. Öyle ya. Bu ülkeye karşı bir operasyon yapılıyorsa hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Grup başkan vekillerimiz dilekçeyi verdiler. Önergeyi mi verdi? Önergeyi verdiler. Gelsin açıklasın. Efendim bu olmaz. Belki gizli olabilir. O zaman kapalı oturum yapalım. Gelsin kapalı oturumda açıklasın. O da reddedildi. Şimdi ben buradan AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Berat Albayrak'a sesleniyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir ülkenin başkentinde operasyon düzenleniyorsa o ülkeyi bize açıklamak sizin görevlerinizden birisidir. Eğer açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz. Tabii teslim olunca her alanda sıkıntı çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, ilaç sıkıntısı. Ameliyatlar, bazı ameliyatlar yapılamıyor. Zorunlu olmadıkça yapılamıyor. Şimdi ilaç sıkıntısı başladı. Bakın, tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı'nın açıklaması. Halkımız tarafından en çok tercih edilen bir ağrı kesici depolardan eczanelerimize ikişer üçer kutu geliyor. İkişer üçer kutu geliyor. Ülke tarihinde meslek olarak ilk defa ağrı kesicinin temininde sıkıntı yaşanıyor. Olası bir salgını önlemek için ise yeterince grip aşısı bulunamıyor deniyor. Niçin bulunamıyor? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Ameliyatlar niye yapılmıyor? Ameliyat eldivenleri bile hasta yakınlarından isteniyor. Bana git ameliyat eldiveni al gel, ondan sonra ameliyat yapacağım diyor. Başka? SMA hastaları var. Bir ailenin bu hastalığa yakalanmış çocuğuna bakma şansı yok. Bir dozu 125 bin dolar. Bir dozu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devleti. Yani bir sosyal devlet. Yani fakirin fukaranın yanında olan devlet. Anayasa öyle diyor. Eğer fakirin fukaranın yanındaysa bu ilacın alınması ve o ailelere verilmesi lazım. Annenin önünde çocuk, annenin önünde, gözlerinin önünde çocuk ölüyor. Ve anne bunu seyrediyor. Çaresizce seyrediyor. Şimdi ben yine soruyorum. Neden bu ilacı almıyorsunuz? Bu çocukları annelerinin gözleri önünde neden ölüme mahkum ediyorsunuz? Eğer sizde vicdan varsa bunu sağlayın. Ahlak varsa sağlayın. Adalet varsa sağlayın. İnsan sevgisi varsa sağlayın. Çocuklarımız bizim için değerlidir diyorsa bunu sağlayın.
Neredeyse yıllardır ama söyleniyor bu. Herkes topu birbirine atıyor. Biri sosyal güvenliğe, biri sağlık bakanlığına, birisi başbakanlığa, birisi cumhurbaşkanlığına, birisi bir başka yere. Gidecekleri yer kalmadı bu aileler. Gidecekleri yer kalmadı. Niçin? Çünkü Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar. İyi yönetilmiyor. İyi yönetilmiyor. İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Mutfakta da yangın var. Gidin pazara ateş pahası. Gidin markete ateş pahası. Maaşlar arttı mı? Hayır. Her şey ateş pahası. Her şey. Biz bunlara yol gösterdik. Dedik ki bakın Türkiye'yi bu krizden çıkarmak için 13 madde öneriyoruz size. Bunların gereğini yapın ve ondan sonra bu Türkiye'yi aydınlığa çıkarırsınız. Hep beraber destek veririz. Ve Türkiye bu krizi aşar. Bilgisi var, birikimi var, kapasitesi var Türkiye'nin. Ama iyi yönetilirse, ahlaki yönetilirse bu kapasite sonuç verir. Yoksa sonuç vermez. Değerli arkadaşlarım, yine söyledik. 13 maddeyi açıkladığım gün söyledim. Bütün sosyal tarafları davet edin. Onları dinleyin. Onlar hangi çözümleri öneriyorlar size? Onlara bir bakın. Ondan sonra oturun karar verin. Bunun adı Ekonomik ve Sosyal Konsey. Nerede? Anayasal bir kurum Ekonomik Sosyal Konsey. İşçisi var, işçisi var, çiftçisi var, işvereni var, siyasetçisi var. Bütün hepsi bir araya geliyorlar ve Türkiye'nin sorunları orada tartışılıyor. Çözümler orada aranıyor. Sendikalar orada. Hepsi orada. İtibar etmediler. Yeni bir kurum kurmuşlar. Kısa adı FİKKO. Niye FİKKO koymuşlar onu da bilmiyorum. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi. FİKKO kurmuşlar. Efendim bütün bu krizi aşacaklarmış. Neymiş? İşçi yok orada. İşveren orada yok. Sanayici yok. Emekli yok. Çiftçi yok. Reel sektör temsilcisi yok. Niçin? Birilerine koltuk, birilerine para verecekler. Onun için. Bakın değerli arkadaşlar. Enflasyon geldi, mutfakta yangın var. Aldıkları önlemi söyleyeyim. Fiyatla önce dediler ki enflasyonla topyekün mücadele programı açıklıyoruz. Ben de düşündüm her vatandaş gibi. Dedik herhalde ciddi bazı önlemler alacaklar. Birinci önlem hep beraber bir araya geldiler. Fiyatlarda %10 indirim yapıyoruz diye açıklamalar yaptılar. Fiyatlarda %10 indirim. Sonuç? Sonuç alamadık. Enflasyon yükseliyor. Belediye zabıtalarını devreye koydular. Fiyatları denetleyin diye. Zabıtalar market market televizyonlarda görünüyor. Belediye zabıtasının elinde telsiz. Sonuç? Hikaye. Bir şey yok. Toptancıları, halcileri, tüccarları suçladılar. Fiyat artışlarını bunlar yapıyor diye. Ne yapacaklar? Hal yasası çıkaracaklar. Ne olacak? Toptancıları hizaya getirecekler. Sonuç? Hepsi hikaye. Bir şey çıkmadı. Sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Valilere bu sefer görev verdiler. Baktılar belediye bu işi halledemiyor. Valilere görev verdiler. Fiyat artışlarını kontrol edin, denetleyin. Kim fiyat artışı yapıyorsa onu cezalandırın. Sonuç? Hepsi hikaye. Hiçbir şey olmadı. Sonra Türk lirası dolar karşısında biraz değer kazandı ve dolar düştü. Fiyatlar hiç düşmedi. Aynen devam. Sonra enflasyon rakamını açıklayan bürokratı görevden aldılar. Dediler ki bu bürokratı görevden alacağız. Önümüzdeki ay enflasyon düşecek. Bürokrat görevden alındı. Önümüzdeki ay enflasyon düşmedi. Gene yükseldi. Satarak memleketi yönete, satarak. Şeker fabrikalarını satarak, telekomu satarak, kağıt fabrikalarını satarak memleketi yönetmeye kalktılar. İki, borçlandılar. Özellikle egemen güçler borçlandırdı. Bize gelip teslim olsun, bizim esirimiz olsun diye. Ve sonunda geldiler, teslim oldular ve Türkiye'yi bunlar değil, Türkiye'yi başkaları yönetiyor. Geldiğimiz nokta bu. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta bir açıklama yapmıştım. Grup başkan vekili arkadaşlarıma da söylemiştim. Bu 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz ve gazilerimiz için para toplandı. Ne oldu bu paralar diye bir soru sordum. Çıkın bunu açıklayın diye. Havuz medyası hemen başlık attı. Kahramanlara yardım CHP'yi rahatsız ediyor.
Ya niye bizi rahatsız etsin? Biz soruyoruz, para toplandı mı? Toplandı. Bakın, kararname çıktı mı? Çıktı. Vatandaşa dediler para ver, vatandaş koştu para verdi. Bir televizyon programında, Darzu Anadolu Ajansı'nın bir programına katılan ilgili bakan da diyor ki 20 Ocak 2017 itibariyle 309 milyon lira para toplandı. Eski parayla 309 trilyon lira para toplandı diyor. Nereye gitti bu para? Soruyoruz 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına. Size para verildi mi? Hayır. Gazilere soruyor. Para verildi mi? Hayır. Nereye gitti bu para? Kim yedi bu parayı? Ben bunu soruyorum. Vay efendim işte şehitleri, gazileri kötülüyor gibi ya da onlara rahatsız ediyor gibi. Bu para dağıtılacak. Şehit yakınlarına dağıtılacak. Gazilerimize dağıtılacak. Takipçisi de Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Allah bilir bu gaziler için, şehit yakınlar için topladıkları parayı da iç ettiler. Efendim neymiş? Vakıf kurulacakmış da o vakıftan sonra dağıtılacakmış. Ya vakıf dediğiniz olay bir ayda kurulur. Bir ayda kurulur ya. Aradan geçti yıllar. Nerede bu para? Hangi bankada bu para? Kime harcandı bu para? Kim kullanıyor bu parayı? Şimdi biz bunu soruyoruz. Reddediyorlar. Niçin soruyorsunuz diye. Şehitlerin hakkını kim koruyacak? Şehit yakınların hakkını kim koruyacak? Gazilerin hakkını kim koruyacak? Bütün şehit yakınları ve gazilere sesleniyorum. Sizin hakkınızı korumak Cumhuriyet Halk Partisi'nin namus borcudur. Herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Bakın değerli arkadaşlar. TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi'ndeki bir grup uzman özel bir çalışma yaptı. Özel bir çalışma yaptı. İstanbul'a nasıl ihanet edildiğinin raporunu hazırladı. Bu rapora göre 76 bina Gökdelen, 76 proje için imar planları değiştirildi. Normal imar planına göre 76 proje için öngörülen fazla inşaat alanını söylüyorum. Öngörülen, yani torpille büyük bir ihtimalle malı götürerek öngörülen, teşvik edilen ya da onlara tahsis edilen inşaat alanı 12 milyon 400 bin metrekare inşaat. Normal bir imar planında olması gerekenden 12 milyon 400 bin metrekare daha fazla inşaat alanı verildi. Ne kadar rant? 240 milyar lira. 76 kuruma, şirkete 240 milyar liralık hortum avantaj sağlandı. 240 milyar lira. Ben söylemiyorum. Bu işin uzmanları söylüyor. 240 milyar lira nedir? Eski parayla 240 katrilyon lira. 3 tane GAP demektir. 3 tane GAP. 3 tane GAP. 150 yataklı tam donanımlı 5960 hastane demektir. 30 bin okul demektir. Kaç kişiye verdiler? Bir avuç rantiye verdiler. Sonra da dönüp dediler ki İstanbul'a ihanet ettik. Sonra dönüp dediler ki İstanbul'un böğrüne hançer saplandı. İstanbullu kardeşlerime sesleniyorum. İstanbul'da özgürce yaşamak istiyorsanız, İstanbul'da trafik derdi olmaksızın yaşamak istiyorsanız, İstanbul'un rantını İstanbullu hakça paylaşacaktır, bölüşecektir diyorsanız, İstanbul'un bağrındaki hançeri çıkarmak istiyorsanız yetkiyi vereceğiniz tek bir parti vardır. O partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu 240 milyar lira verildi. Avantaj sağlandı. Bunların adı vergi şampiyonları listesinde var mı? Hayır. 240 milyar liradan söz ediyorum. 53 kişi bizim adımızı açıklamayın demiş maliyeye. Ya vergi vermek onurlu bir görevdir. Vergi vermek insana şeref kazandırır. Ben vergi veriyorum diye gezerim. Bu ülkeye vergi veriyorum derim.
Bu hortumcular mı bilmiyoruz. Ama isimlerinin açıklanmasını istemiyorlar. Bunlara soruyoruz. Siz ne kadar vergi verdiniz? Asgari ücretli vergi veriyor. Siz ne kadar verdiniz? Mutfakta yangın var. Vatandaş perişan. Hem vergi veriyor hem enflasyonun altında ezilmiş vaziyette. Dolayısıyla bu konuyu bütün vatandaşlarımın dikkatine sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Üçüncü kez. Bu toplantıda üçüncü kez sesleniyorum. AK Parti demek pahalılık demektir. Sen de yanıyorsun. AK Parti'ye oy vermeyen vatandaş da yanıyor. Pahalı mı? Pahalı. Kaçıncı yılın sonunda? 16. yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. AK Parti iktidarı demek enflasyon demektir. Enflasyon var mı? Var. Aldılar enflasyonu ta yukarılara çıkardılar. AK Parti iktidarı demek işsizlik demektir. 16 yılda işsizlik bitecekti. İşsizlikle mücadele programı açıkladılar. Gençler işsiz. AK Parti iktidarı demek israf demektir. Evet, uçan saray, yazlık saray, kışlık saray, efoliler, ejder meyveleri, adını bilmediğimiz bir sürü neler varsa burada var. İsraf demektir. İsraf haramdır. AK Parti'ye oy verirsen harama ortak olursun. Onu da söyleyeyim. Harama ortak olursun. AK Parti iktidarı demek pahalı gübre, pahalı mazot, pahalı ilaç, çaresiz çiftçi demektir. AK Parti iktidarı demek emeklilikte yaşa takılmak demektir. AK Parti iktidarı demek niteliksiz, kalitesiz, yoğun bakımda eğitim demektir. AK Parti iktidarı demek borç batağına sürüklenen esnaf demektir. AK Parti iktidarı demek itibarsız dış politika demektir. AK Parti iktidarı demek Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eden iktidar demektir. O nedenle herkesin bunu bilmesi lazım. Bu söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı. Niçin doğru? Zaten vatandaş günlük yaşamında bunları görüyor. Çiftçisi de görüyor, esnafı da görüyor, tüccarı da görüyor, sanayicisi de görüyor, avukatı da görüyor, mühendisi de görüyor, ayakkabı boyacısı da görüyor, simitçisi de görüyor. 16 yılda memleketi buraya getirdiler. Bu saydıklarım halkın ekonomisi. Bir de saray var. Sarayda kira var mı? Yok. Ulaşım parası var mı? Yok. Emeklilikte yaşa takılma, o da yok. Pahalı mazot, gübre, ilaç, bunların hiçbirisi yok. Enflasyon derdi, zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, %26 zam yapacağım maaşına. Ya gözünü toprak doyursun kardeşim. Alıyorsun 59 bin lira. Her ay 59 bin lira alıyorsun. Yetmiyor, bir de emekli aylığı alıyorsun. Şimdi o iki maaş, çifte ne derler buna? Çifte kavrulmuş, değil mi? Çifte kavrulmuş. Çifte kavrulmuş maaş alıyorsun. Bu yetmiyor, %26 zam yapacağım diyorsun. Kaç lira olacak? 74.500 lira olacak diyor benim aylığım. Yetmiyor bu para diyor. Peki ayda 1600 lirayla bu gariban işçi nasıl geçinecek? Onu düşünen var mı? Bugün geçen gün bir televizyon programına katılmıştım. Orada Tekirdağ'la Muğla Büyükşehir'in isimlerini değiştirmişim. Yani Tekirdağ'da yapılanı Muğla Büyükşehir yaptı diye söylemişim. Erdoğan bunu fırsat bilip hemen vay efendim işte sorduk hiç böyle bir şey yok. Bunu soracağına sevgili Erdoğan sorsaydın ya bu CHP'nin Büyükşehir belediyelerinden hangisi yapmış? Belki o yanlış olabilir de bir başkası yapmış olabilir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz bütün ilçelere okul yaptı. Bütün mera alanlarını ıslah etti. Sen okul yapamadın. Sen okul yapamadın. 16 yılda okul yapamadın. Hala çifte eğitim var. Hala çifte eğitim var. Sabahçı öğlenci eğitim var. Biz dedi ki yol yapamadın. O yolu da bize ver. Biz yapacağız yolu. Kültür merkezleri yapamıyorsun. Ver bize, biz kültür merkezini de yapacağız. Vermedin. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime dördüncü kez sesleniyorum. Bakın kardeşlerim.
Tek başına iktidar olmamız lazım. İstikrara ihtiyacımız var dediler. Gittin oy verdin. Güzel. Daha fazla yetkimizin olması lazım. Bu yetki az dediler. Anayasa değişmesi lazım. Kanunların değişmesi lazım. Oyunu verdin. Gelip tamamını yaptılar. Efendim aldığımız vergiler yetmiyor. Şeker fabrikalarını satacağız. Telekom'u satacağız. SEKA'yı satacağız. Etibank'ları satacağız. Sümerbank'ları satacağız. Yani Cumhuriyet'in kurduğu ne varsa tamamını satacağız dediler. Memleketi ancak öyle idare ederiz. Oy ver bize dediler. E gittin gene ona da oy verdin. Güzel. 15 Temmuz şehitlerine ve onların yakınlarına artı gazilerine yardım yapmamız lazım. Bütçede para yok. Yardım edin biz bu işi yapacağız dediler. E koşa koşa vatandaş gitti hep beraber 309 milyon lira para verdiniz. Yetmedi. Başbakanlığı kaldırmamız lazım. Bütün yetkilerin bende olması lazım. Anayasanın değişmesi lazım. Tek adam olması lazım. Benim dışımda memleketi kimse yönetemez dedi. E ona da gittin oy verdin kardeşim. Neticede ne istedilerse verdin ama ders vermedin. Şimdi sıra geldi ders vermeye kardeşim. Ders vermeye. Bunların bir derse ihtiyacı var. Ve o dersi verecek olan da bu ülkenin insanları. Bu ülkenin insanlarına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.